Çabamız, gayretimiz tamamıyla bu yönde. Tabii ki sel ve taşkın konusu çok şükür bizim Adana'mızda yağışlar biraz daha düzenli oldu. Örneğin Şanlıurfa'da değerli arkadaşlar yıllık 460 kilogram yağış alıyor. Ama bu yağışın 1/3'ü 3 günde yağdı. 138 kilogramlık yağış 3 günde düştü. Ve 1960 yılından bu yana da ilk defa olan bir hadise olduğu ifade edildi. Bakanlığımız özellikle bu deprem bölgesindeki çalışmalarını hızla yürütürken Adana'mızda da yine aynı şekilde bu çalışmalara katkı sağlamak adına bu faaliyetlerini de yürütmeye devam etmektedir. Tabii ki burası bir tarım kenti. Tarımla ilgili olan kısmı konusunda da bazı açıklamalarımız olacak. Çünkü bugün Gazi Meclis bizim devrim niteliğinde diye adlandırdığımız hem tarım hem de ormanla alakalı önemli bir kanun teklifini inşallah görüşmeye başlayacak. Genel kurulda şu anda komisyon safhasını geçmişti. Kısa sürede de bunun yasalaşmasını bekliyoruz. Ben bilhassa bu Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra da Hatay Defne merkezli depremle ilgili de Türk ekonomisine maliyeti konusunda bir raporu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız takip edebildiyseniz paylaştı. Buna göre 7.7 ve 7.6 şiddetinde bu depremlerin 11 ilimizde bir yıkıma sebep olduğunu görebiliyoruz. Yani bu rakamlara da artık yansımış durumda. Şöyle ki ekonomimize maliyeti ilk belirlemelere göre değerli arkadaşlar 103 milyar dolar. Bu yaklaşık 2 trilyon lira. Peki bu 2 trilyon lira ne demek? Bu 2 trilyon 2023 yılı bizim milli gelir hedefimizin %9'una tekabül ediyor. Ya bunu herkesin bilmesi lazım. Herkes bu rakamın büyüklüğünü bir öncelikle bilmeli. Bu böyle yani şimdi iki tane ilde, üç tane ilde olan bir deprem değil. Ölçeğe küçük denilebilecek bir deprem değil. Çünkü bizim tarihimizde en azından bizim bildiğimiz şu son şey için söylüyorum. Erzincan depremi vardır. Sonra Gölcük depremi yaşanmıştır. Nihai olarak da bu deprem vardır. Yani üçüncü depremdir. 2 trilyon liralık bir maddi bir bize faturası var değerli arkadaşlar. Bu Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp anlamına gelmektedir. Bunun da bilinmesinde ben yarar görüyorum. Çünkü buna göre bazı değerlendirmelerimizi yaparsak daha doğru bir yol almış oluruz. Bundan dolayı da başkaları asrın felaketi diye değerlendirmiş olsalar bile biz bu rakamla bile maddi kısmıyla ilgili bile can kayıplarımız zaten sayıca onlar artık biliniyor ve bunun da mutlak surette dikkate alınmasında değerli arkadaşlar yarar görüyorum. Tabii ki hayat devam ediyor. Bizim durmamız söz konusu değil. Her sıkıntıyı, her kederi mutlaka bir sevince, bir mutluluğa çevirmemiz gerekiyor. Burada bulunan kardeşlerimizin illa bir yakınının vefat etmiş olması bu depremde veya yaralı çıkması tek başına yeterli değil. Bütün canlar bizim canlarımız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Başkan ifade ediyor. Diyor ki biz diyor ticaretimizi oradaki insanlarla sürdürüyorduk. Şimdi ticari bağımız var. İnsani bağımız var. Dostlarımız var. Arkadaşlarımız var. Okul arkadaşlarımız var. Sınıf arkadaşlarımız var. Tanıdıklarımız var. Bildiklerimiz var. Var. Bütün bunların hepsini biz bağrımıza basarken öbür taraftan da mutlaka bunu bir fırsata dönüştürüp hızla bu konuda yol almamız gerekiyor. Bununla ilgili de bir iki cümleyi ifade etmek isterim. O da şu, malum 3 Mart günü İstanbul'da Dolmabahçe'de 110
kişinin katıldığı ki bunların kahır ekseriyeti de bilim insanlarından oluşuyordu. Türkiye ulusal risk kalkanı planı veya modeli kapsamında bir araya geldik. Bizler de ilgili bakanlar olarak oradaydık ve herkes bu konuda atılması gereken bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması veya bu risklerin daha az hafifletilmiş, yavaşlatılmış olmasını sağlamak adına bir takım önerileri oldu. O önerileri de orada devletin kayıtlarına girdi. Bu inşallah kısa zamanda da bir yol haritasına dönüşmüş olacak.